Şimdi Buyurun. bizim arkadaşlar arasında okey oynanıyor ve bu okey 2-3 saat sürüyor bazen. Ama zar oynamadan zarsız başlatılıyor. Evet. Ve bu okey oyunu zar olmadan da haram oluyor mu? Ve zaman sonucunda süresi de bayağı... Sonucunda bir şey var mı peki? Yok, herhangi bir karşılıklı, mesela örnek verir, çay parası ödeniyor ve ortaklaşa veriliyor. Anladım. Yani kaybeden kazanan değil de bir mükafat, bir işte kaybedenden ödeniyor diye bir şey yok. Anlaşıldı. Hocamızı yönelt, cevaplasın inşallah. Şimdi Efendimizin bir hadis-i şerifi, men lâbe binlerdi fakat asallaha ve resulü. Tavla benzeri oyunları oynayan, ki okey de tavlaya benzeyen bir oyundur işte. Bunun bir çeşididir. Allah ve Peygamber'e isyan etmiş olur diyor. Şimdi bu okey, biriç, tavla ve benzeri oyunlar, yani karşılıklı iki kişinin veya daha fazla kişinin oynadığı oyunları iki kısma ayırmak lazım. Bir bedel karşılığı oynanıyorsa, bu bedel sonunda çay paralarını vermek de olabilir. Daha büyük şeyler de olabilir. Daha büyük şeyler de olabilir. Bu takdirde Kur'an-ı Kerim'de geçen meysir hükmündedir. Yani kumar hükmündedir. Hı hı. Bu kesinlikle haramdır. Bedelsiz olabilir. Bu kardeşimizin söylediği gibi. İşte çay parasını da ortaklaşa veriyoruz dedi, değil mi? Yani herkes içtiğini veriyor belki de. Veya herkes kendi çayının parasını veriyor. O zaman da bizim sınırlı olan, gittiği zaman geri gelmeyecek olan zamanımızı, ne ailemize, ne şahsımıza, ne ülkemize, ne insanlığa, ne dünyaya, ne ahirete bir faydası olmayan bir meşguliyetle vaktimizi öldürmüş oluyoruz. O da Müslümana yakışmaz. O da kesinlikle doğru değildir. Yani tavla, okey, biriç ve benzeri ister bir bedel karşılığı olsun ki öyle olursa haramlığında şüphe yok. Bedelsiz bile oynasa dinen caiz değildir. Oynamamak gerekir. Hocam hemen WhatsApp'tan izleyicilerimiz diyorlar ki satranç da buna dahil midir? Şimdi aslında satranç Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra ortaya çıkmış. Yani şatranç şeklinde hadislerde geçiyor. Yani rivayetlerde geçiyor diyelim. O da tavla, okey benzeri bir oyun. Tabii zekayı çalıştırdığını söylüyorlar. Bir spor olduğunu söylüyorlar. Yani gerçekten böyleyse, kumara alet olmuyorsa, yani insan zekasını çalıştırıyorsa bir spor gibi telakki edebiliriz. Ama benim gönlüm yani satrancın da oynanmasından yana değildir yani. Bizim kitaplarımıza baktığımız zaman yani satranç oynayan kimselerle de ilgili rivayetlerde yerici hükümler var.